Oğlum çok uzun zaman oldu lan. 2 haftayı geçti adına bu kadar biz video atalı. Tabii ben bu 2 hafta boyunca ne yapıyordum? Baldur's Gate 3 oynuyordum. Yani ben pişman değilim. Ama Altar Eşeği ne yapıyordu onu sorun. Her neyse. Ne haber? Bayağı uzun zaman oldu ya. Hoş geldiniz. Bugün sizinle yepyeni bir EV4 videosunda beraberiz. Nitekim bugün başarımı kovalamayacağız. Onun yerine birkaç yorumda gördüğüm ve ilgimi bayağı çeken, denemek istediğim Köse Dağ Savaşı'ndan sonra Türkiye Selçuklu ile hayatta kalmaca videosunu deneyeceğiz. Şimdi bildiğiniz üzere 1243'te Köse Dağ'da Moğollar Türkiye Selçuklularının eline veriyor. Evet, çok da büyük bir etki yapmamış oyunda. Gerçi şöyle, size evvela biraz lore anlatayım ben. Şimdi bildiğiniz üzere Moğollar şuradan şeylerini kaldırıp batı ilerlediklerinde şu civarda Harizmşahlarla savaş başladıklarında Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat buna karşılık bazı hazırlıklar yapmaya başlıyor. Bunlar doğu hudutlarındaki kaleleri tamir ettirmek, Harizmşahlarla ve Abbasilerle aynı zamanda Eyyubilerle anlaşma yoluna gitmek gibi bazı önlemleri var. Nitekim Moğollar Harizmşahları yerle bir ediyor. Bu biraz beklemedik oluyor bizim için. Ve Alaaddin Keykubat bunun üzerine Harizmşahlardaki özel savaş suçlarını ülkesine alıp bunları askere alıyor. Daha sonrasında da Moğollara tabi olmaya karar veriyor. Alaaddin Keykubat'ın bu hamlesi işe yarıyor. Moğollar bir süre saldırmıyor çünkü zaten tabi olmuşuz, hani niye saldırırsınlar kafasındalar. Nitekim Alaaddin Keykubat veziri Saadettin Köpek tarafından öldürülüyor. Hakaret etmiyorum, adamın lakabı Köpek. Bir av sırasında zehirleniyor. Alaaddin Keykubat çok büyük bir hükümdardı. Burada bonusları nasıl yapmış onu çok merak ediyorum lan. 4-3-3. Alaaddin Keykubat öldürülüyor Saadettin Köpek tarafından. Ve Alaaddin Keykubat'ın oğulları da bertaraf edilerek en vasıfsız oğlu, en problemli oğlu Tuborg Gıyasettin Keyhüsrev başa geçiyor. Bu Tuborg Gıyasettin Keyhüsrev babasının yaptığı bütün vatana hizmetleri, cartı, curtu çöpe atıyor. Kendisi biraz karizmatik bir abimiz diyelim. Tuborg Gıyasettin kötü yönetiyor. Çoğunlukla Saadettin Köpeğin hakimiyeti altında kalıyor zaten. Daha sonrasında Gıyasettin Keyhüsrev'in ve aynı zamanda Saadettin Köpeğin hakimiyetine karşı, zira bunlar hani bayağı devlet hiç umursamıyorlar, bir isyan başlıyor. Baba İshak tarafından bir, aslında bu isyan yalnızca şey isyanı değil. Bu Baba İshak falan kendini Mehdi ilan ederek bir isyan başlatıyor Selçuklu'ya karşı. Bu Babai isyanı olarak bilinir bu isyan. Babai isyanı bastırılıyor. Zar zor bastırılıyor ama. Ve bu da Moğolların ilgisini dışarı çekiyor. Babai Sakın bu isyanından sonra cesaretlenen Moğollar batıya ilerliyor. Sayıca bize azlar bu arada. Bayağı az kişi geliyor. Şu civarda Köse Dağ mevkilerinde Türk ordusuyla Moğollar karşılaşıyor. Türk ordusu sayıca üstün. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Saadettin Köpek ne kadar vasıflı, liyakatli adam varsa alayını tasfiye etmiş, öldürmüş bir herif. Ve Gıyasettin Keyhüsrev'de herhangi bir vasfı olmayan bir eleman. Tamamen keyfine düşkün bir zat. Ve bu yüzden ordunun başında adam akıllı asker yok. Muharebe başlayınca Selçuklu orduyla Moğol orduları, aslında bir muharebe bile yok ortada. Selçuklu orduları ve Moğol orduları bir öncü kapışması gerçekleştiriyor burada. Öncü kapışmasında Moğollar galip geliyor. Selçuklu öncüleri geri çekilince Gıyasettin Keyhüsrev ordu geri terk ederek Konya'ya dönüyor. Bunun üzerine ne oluyor? Askerler teker teker ordu geri terk ediyor. Ertesi sabah Moğollar bir bakıyor, karşılarında ordu yok. Bu şekilde bu vasıfsız eleman ülkeyi Moğol takibine sokuyor. Yani Köse Dağ Savaşı bu şekilde. Bizim amacımız ne? Evvela Gıyasettin Keyhüsrev'i boğduracağız. Şansımız yaver giderse Moğollar dağılabilir. Bu durumda da bizim amacımız Anadolu'daki hakimiyeti yeniden sağlamak olacak. Çok konuştuk. Başlayalım. Hayrı mende kalsın ya. Bu arada evet. Bizim ordular şey orduları. Görevler Osmanlı görevleri. Bu biraz üzdü beni. Ya bir dakika lan. Bir şeye bakalım ulan. Mission Expand'a bakalım, evet. Aynı zamanda bir şeyle kontrol etmek istiyorum. Evet tamam. Oh oldu. Evet, yeni görevler geldi. Tamamdır, bunu da hallettik. Şimdi Moğollar bizi dominate etmek istiyor.
Bizim müttefiklere ihtiyacımız var. Bu sebeple Eyüp Bilal'le de rivaliz. Tabi. Yapacağız galiba ya burada. Çok önem arz eden bir yerde değil sosyallik ihtiyacı. Abi çok kötü durumdayız lan. Şu Moğollara bak, çok korkutacak çocukları. Dur. Oğlum bu ne? Çok hızlı geliyor bunlar. Koşuyor bunlar. Depar atıyoruz bu çocukları. Alaaddin Keykubat taktiği deneyelim biraz. Nedir o taktik? Moğollara yaklaşalım. Görev yapmamız lazım. Bak, kervansaray görevi var lan. Çok güzel olmuş bu. Greek kültürü niye eksikleyemiyoruz? Çünkü şeyimiz yok. Anlıyorum. Aa, bu arada Türk kültürünü şey yapmışlar lan. Levant'tan çıkartmışlar. Abi Türkiye kurunca niye Malatya'da base tek salıyorum? Açıkçası şu anda dünyada ne oldu cidden umurumda değil. Ben kendi istiklalimin derdindeyim. Evet, ilk savaşımızı Selçukluları diriltmek için Kilikya'daki Ermeni krallığını yük ederek başlatacağız inşallah. Gıyasettin Keyhüsrev ne kadar vasıfsız bir adam olsa da bir şeyler deniyor. Helal olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Türk birlikleri Ermeni sınırı etti. Abi, Nikya, İznik, Sırbistan'a Personal Union düştü. Bu şekilde topraklarımızı birleştirerek Malatya'ya ulaştık. Ve Adana'daki Ermeni krallığını da sonlandırdık. Abi, İstanbul düştü. Konstantiniye düştü, Allah'ımın kitabıma düştü. Vallahi düştü. Erzurum. Evet, Erzurum'un ötesine gidemiyoruz. Tahmin et niye? Moğollar. Moğollar Müslüman olmuş. Gıday Müslüman olmuş. Dalga mı geçiyorsun? Moğollar Müslüman oldu. İşte Rabbimizin kerameti, hikmeti. Abi, hala inanmaz mısınız? Görmez misiniz? Tabii, evet. Görenler için, gören gözler için kanıtlar var. Rabbi esir ve la tuasir, Rabbi temmin bil hayr. Vallahi inanılmaz. Moğollar Müslüman. Sırplar İstanbul'da. Kar ilginç bir save oluyor bu ya. Nikea bağımsız olmuş Sırbistan'a karşı. Abu! Savaşımı açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bakalım Gıyasettin Süleyman Şah'ın mirası İznik'i kurtarabilecek mi? Yalnız Moğollar ona geçiş izni vermen de ayıp bu arada. Terbiyesizlik, haberin olsun da. Bilene. Abi. Şey demiyorum. Şey diyecek yetkim olduğuna inanmıyorum ama terbiyesizlik. Menteşeyi mi çıkartma yapıyorsun? Neden ki öyle bir şey yapıyorsun? Bu arada biz nereden puan kaybettik lan? Oha, Venedik. Abi, Selanik'in hala savaştan çıkmaması bu arada harika bir şey ya. Gurur. Ya aslan parçası. Sen çıkmazsın savaştan. Ben de seni böyle dize getiririm. Ülke kalmadı. I see this as an absolute win. Elde bir tek Karadeniz kaldı. Bir bütün Anadolu yandı lan. Cayır cayır yanıyor şu anda. Ona da kendime batıya çimpeyi asker taşıyan Orhan Gazi gibi hissediyorum. Yürüyün lan. Anadolu'ya yeniden hakim oluyoruz. Sultan Mesut komutasında 1. Alçı seferinde Kılıç Hasan'ın kaybettiği toprakları yeniden elimize geçirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Dedim biraz önce Moğol tebaası olmam gerekiyor. Ya, yok öyle bir şey. Yani Greek nabullar bizim nabullarla eşit olamaz, affedersiniz ama. Gidin gidin. Hani. Teşekkür ederim. Abi yok, adam yedi. Adam bütün Macaristan'ı yedi lan. Adam Polonya'yı yiyor şimdi. Ha, tamam, çok Polonya'da. Baba. Önünde saygıyla diz çöküyorum. Şehirdeki savaş sonlandığında ya Moğollar, ya Türkler, ya Bulgarlar, ya da İznikliler şehre müdahale edecek. Peki kim önce olacak? Zira İstanbul artık eski İstanbul değil. 4. Alçı Seferi'nden aldığı zararları Sırp saldırından sonra almaya devam etti. Şehir şu an saldırıya açık ve savunmasız. Evet, bakalım İstanbul'a kim girecek? Biz mi yoksa Bulgarlar mı? Haydi bismillah, savaş başladı. İstanbul'a Türkler karşı kıyıya çıktı. Ömer. Evet, Selçuklu Sultan 1. Ömer. Allah korusun, şimdi üstümüze bir haçlı gelmesin de. Biz artık İstanbul kadar düştü ki önlemini yitirmiştir. Edirne'de Türk akıbetine geçmiş bulunmaktadır. Bu şekilde bir barış ile Türkler
Selçukluların komutasında Balkanlara, oha. Balkanlara ilk adımımızı atmış bulunuyoruz. Vatana millete hayrolsun. Konstantin'i aldık lan. Vallahi aldık. Neyse İzdikalı yapalım başkenti ya. Evet, başkentimizi yani İzdik'e taşıdık. Hazır olduğunda Konstantinopolis alacağız. Yani hazır olduğu ne demek? Çevreye hakim olduğumuzda. Dayı sen de daha fazlasını istiyorsun. Senin de bir şey de diyemiyoruz. Abimizsin. Kuş uçuyor. Kuş. Çekil. Kuş. Uçuyor. Tabii oğlum. Geliyorum Bulgarya. Bekle, seni öldürmeye geliyorum. Abi Avusturya bile bu adamların tebaası olmuş. Bu adamlar oyunu bitirdi az önce. Şuna baksana. Bulgarya'ya bak. Yalaka herif. İsyan bastırıyor. Trakya tamamen hakim olmak için Epirus, özür dilerim, Nikea'ya savaş açıyoruz. Evet. Bulgaristan, kabul ediyoruz anlaşmayı. Yani topraklarının yanmasıyla kaldın. Şu hale bak. Evet, bu şekilde bu Trakya'ya hakim olduk. Elbette artık sıradaki hedefimiz Trabzon İmparatorluğunu sonlandırmak. Bizans'ın son varislerini de aradan çıkartmak istiyoruz. 60 ne demek? Sen de hep zam yapıyorsun orada. Enflasyon nasıl olabilir ya? Allah Allah, her şeye zam, her şeye zam. Yeter. Ve Trabzon'u topraklarımıza katıyorum sanırım ben. Trabzon'u bu şekilde topraklarıma katıyorum. Aynı zamanda Kırım'ı da karşıya aldık. Moğolların dağılmasını bekleyeceğiz. Moğollar dağıldığında Anadolu'da, özellikle İran'da oluşacak bir otorite boşluğunu bizim doldurmamız gerekiyor. Gayrimüslim beldelerine camiler yaparak onları hayırdır demeye getirelim. Aynen. Sen ciddi ciddi Norveç'e mi saldırıyorsun şu anda? Sen şu anda Norveç'e mi saldırıyorsun? Sen galiba Norveç'e saldırıyorsun. Memleketi yedin bitirin. İstemem artık benden vergi mergi. Vermeyeceğim vergi. Kalmadı para. Aa, adama bak ya. Bir dahaki elçini boğduracağım lan. Vallahi son iki elçini boğduracağım. Sen beni niye rıvar alıyorsun? Ben buradayım. Hani? Bilmiyoruz abi birbirimize. Vallahi bir daha Moğol elçisi geldiğinde bana vergi ver dediğinde adamın kafasını keseceğim ben. Yapacağım. Yapacağım. Hele bir gelsin. Delikanlıysa gelsin o Moğol elçisi. Yeter ya, sıkıldık bu memleketin rızkını Moğol'a yedirmekten ya. A few moments later. Vay vay, Moğol elçisi gelmiş. Vay, hoş gelmişsiniz. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun, bir ayran içelim. Bir çay içelim. Hoş gelmişsiniz. Ne istiyorsunuz bizden ya? Feda olsun Moğol Karakurum'daki hanımıza ya. Aramıza beşer girmesin. Seviyorsun lan beni kerata. Şimdi Bulgarlardan evvel bizim Bizans'a müdahale etmemiz gerekiyor. Akıncılarımız derhal tutlara yürüsün. Evet, Bulgarların Akdeniz yemesine izin vermemeye devam ediyoruz. Biz de böyle kalırız. Akıllı ol oğlum, akıllı ol. İznik'ten geleceğim ve beni s**eceğim dedim ben. Dur, şurayı da ben burada istedim. Ciddi misin? Geliyorum, sen bana casus mu atarsın? Geliyorum lan. Alacağım canını oğlum, alacağım canını, alacağım. Yok olacaksın Bulgaristan. Yok olacaksın. Evet, 40 bin kişilik bir ordu var elimizde. Bu 40 bin kişilik ordu ile Burgaz için Bulgaristan'a harbiden edeceğim. Evet, ettim. Bulgar seferi büyük bir galibiyetle sonlandı. Bulgar Krallığı'nı ikiye bölerken Balkanlardaki genişlememize aynen devam ediyoruz. Abi Moğollar zayıf durumdayken hemen çıktım şeyden. Yani gel. Yap artık istediğin bana, aslan parçası. Artık bağımsızız. Moğollardan istiklalimizi geri aldık. Nitekim devam ediyor gerginlik. Şu anda Tuluni'lerle bir ittifaklık halindeyiz ve bu ittifakla Moğol tahakkümüne karşı, zulme karşı mukavemet diyoruz. Gelen Moğol elçisini harbiden dövdük bu sefer. Ağlayabilirsiniz. Yavaş yavaş benden belki cesaret alır insanlar. Senin zorba hükmüne karşılık isyan ederler inşallah. Maşallah. Aslında Moğollar ile mukavemet edecek güce sahibiz lan şu anda. Saldırsam mı acaba? Çok geniş toprakları var. Evet, vakit geldi. Belki acele ediyorum.
Kesin özlüyorum. Şunun kaliteler bitsin. Bir dakika dur. Ya kutlanmış. Allah kahretsin. 42 yaşındasın. Gel buraya, isyan etme lütfen. Hah iyi. Az daha Şehzade Mustafa'lı dönecekti amına koyayım. Şehzademiz 38 yaşındaydı beyim. Bir kez olsun isyan etmedi. Ne gördüm ne işittim. Asi bir şehzade bunca vakit bekler miydi? Biraz rahat olun, ben Mesut. 4. Mesut. Fatih Mesut. Sahip Kıran Mesut. Kalelerimiz bitmiş. Evet şuna bak, Magnot ördük lan. Sinop'tan Karaman'a kadar. İçeride de var. Çok güzel. Gel lan Giyosa, götün Giyosa. Gir lan topraklarına. Pet renk seni. Dur sefer bitsin. Evet Epirus'da devletimiz Epirus üzerinde de hakim oldu. Şimdi sırada Moğol tahakkümünü kırmak var. Anadolu'yu bu Moğollardan kurtarmak için hü diyelim. Hü bismillah. Evet Mongol kabadı. Şimdi sen susacaksın, ben konuşacağım aslan parçası. Yavaştan bana Kırşehir'i teslim edeceksin. Ben de seni yok etmeyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben ne unuttum? Bu adam buradan gelebilir. Bu adam buradan gelecek. Evet. Köse Dağı'nın intikamını istediniz. Köse Dağı'nın intikamı geliyor. Şu Kars'ı alsam rahatlayacağım. Kars'tan sonra Tebriz'i ilerleyeceğim zaten de. Moğollar niye hala bana bir müdahalede bulunmadı lan? Bunlar mı İstanbul'da uğraşıyorsun? Yoo. İsyanım da yok. Gelip kafama vursan şu anda. Orduyu gördüm, bana ben barış yapabilirim şu anda. Hani, zira esirlerimi alıyorum. İç alanından çıkıyor tamamen. Moğolları inatla karşıma çıkmamız çok ilginç ya. Dayı ben nasıl süper gücümü kaybedebilirim? Ben Moğolları yeniyorum şu anda. Haberiniz var mı bilmiyorum ama. Abi Moğollar bitmiş. Moğollar bitmiş. Şu kaleyi aldığımızda Moğollar ile sulh görüşmelerine başlayabiliriz. Zira İran seferinde iyi zayiat verdik. Şuna bak lan, aslında buradan ben Selçuklu'yu kurmam gerekiyordu aslında. Abi Great Britain'i kurdu herif. Şeye bak. Neyse bu savaşı daha fazla devam ettirecek güce sahip değiliz. Bu sebeple Moğollar ile sulh imzalıyoruz. Bu şekilde Doğu Anadolu'ya tamamen hakimiz. Tamamen değil ama hani ilerledik. İç Anadolu'yu bizim oldu. Ve çok yüklü bir miktarda parasını alıyorum. 4000 altın. Bu şekilde Moğolları azat ederek ve bu da bize bir sürü görev tamamlatıyor. Gördüğünüz üzere. Seyiz Roman Tron'la beraber de Acrofs'u Propontis. Evet çok güzel kliyenler aldık. Evet Moğol seferi bu şekilde sonlandı. Şimdi bakalım Moğollar dağılacak mı? Bunu bekleyeceğiz biraz. Evet bu saatten sonra hedefimiz Makedonya ve Arnavut'ta hakim olmak. Akabinde Sırbistan'a ilerleyebiliriz belki. Nitekim Balkanlarda Moğolların güç kaybettiğini düşünürsek İstanbul'daki hükümdarımız Balkanların fethini buyur etti bize. Yani 1444'teki Osmanlı sınırlarına ulaştık Balkanlarda. E tabi şimdi Osmanlı'nın aksine zıt pırt Haçlı Savaşı gelmedi. Daha rahattık biz. Sultan Kılıç Arslan'ın Bulgar seferi de bu şekilde son buluyor. Bulgaristan'ı Bulgar topraklarından tamamen çıkartarak şu civarda takılmayı itiyoruz artık. Makedonya'ya hakim olduk tamamen. Aynı zamanda Bulgar toprakları da tamamen bizim. Türkler Tuna'ya ulaştı. Bu kadar. Yunanistan'ı almayacağım. İnanılmaz üşendim. Yine de 1444 Osmanlı sınırından daha geniş bir el aldık. Hem doğuda hem batıda. Bu da bir başarı. E bu kadar. Devletimiz Moğol tehdidini bertaraf etti. Aynı zamanda yeni tehditlere karşı da hazırlıkları yapıyor. Hem batıda hem doğuda. Dobruja'ya ulaşmamızda Moğollar artık iki yerden komşuyuz. Yani Moğollar ile savaşlarımız daha da şiddetlenecek. Moğolları bertaraf ettik. Akabinde başarıyla Anadolu'dan çıkardık. İstanbul'u aldık ve imparatorluğumuza payitaht kıldık. Osmanlı yerine artık Selçuklular hem batıda hem doğuda
büyümeye devam edecek. Yurdumuz Anadolu. İkinci videoda ne yapacağız? Görev ağacımızı tamamlamaya çalışmakla beraber İran üzerine genişleyerek Büyük Selçuklu'yu kurmaya çalışacağız. Tabi bunun için de aynı zamanda biraz şey gerekiyor. Şans çünkü oyalandım açıkçası Moğollar dağılacak mı diye. Moğollar bir türlü dağılmadı. Şimdi Mısır Van'ı almak için şeyi buluyor. Utanç verici lan. Yemin ederim yerinde olsam utanırdım. Moğol. Van'da benim claim'im mi var? Piç Mısır. Neyse. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Öpüldünüz.